Kadınlar neden affeder? Aldatmak kanayan bir yaradır. İlişkilerde ve evliliklerde sıklıkla karşılaşılan bu durum aslında tabanında pek çok psikolojik konuyu da beraberinde getiriyor. Ülkemizde pek çok kadın aldatıldıktan sonra eşini ya da sevgilisini affedebiliyor. Biraz kendi kültürümüzden kaynaklı olan bu sorun kadının çalışma hayatına girmesi ve ekonomik bağımsızlığını elde etmesi ile biraz azalsa da çok kültürlü ve iyi para kazanan kadınlarda bile affetme karşılaşılan bir durum. Peki, kadınlar neden affeder? Yapılan araştırmalarda kadınların kendilerini aldatan erkekleri affetmesinin başlıca nedenleri, küçük yaşlardan itibaren ailenin kızlarına erkek aldatır ve bu normal bir durumdur diye lanse edilmesi başlıca problemdir. Türk örf ve adetlerinde erkek aldatır ve dönüp dolaşıp geleceği yer karısıdır, erkeğin elinin kiridir söylemleri vardır. Erkekler çocukluklarından itibaren dışa ve ilişkileri açık yetiştirilirken kızların saklanması buna başlıca örnektir. Özellikle kadının büyüdüğü aile içinde aldatma hikayesi varsa genelde bu tarz kadınlar affetme işlemini çok daha kolay yapıyorlar. Çalışmayan kadınların yaklaşık %80'i affediyor. Bu noktada kadının ekonomik bağımsızlığının olmaması, çocuklarının ve kendisinin geleceğini düşünmesi affetme eylemini kolaylaştırıyor. Pek çok kadın eşi ile kendini çok fazla özdeşleştiriyor. Bir süre sonra eşi olmadan düşünemiyor ve bağımsız olan kişiliğini kaybediyor. Bu durumlarda erkek ne yaparsa yapsın kadın affediyor. Kadınların affetme eylemini çok kolay yapabilmelerinin başlıca nedeni aile ve çevre baskısı oluyor. Toplumumuzda kadın boşanınca pek çok çevre tarafından iyi karşılanmıyor ve aileler buna karşı çıkıyor. Bu tarz sosyal durumları olan kadınlar kolay affediyor. Bunun içine rezil olma ve aşağılanma duygusu katılınca kadın affediyor. Bu noktada pek çok psikolog kadınlarda yapılan hataların altını çiziyor. Aldatılırlarsa bu ilişkiyi sürdüremeyeceklerini eşe hissettirmek, eşini ne kadar severse sevsin ayrılacağını anlatmak çok önemlidir. Yani eşiniz sizi kaybedebileceğini hissetmeli ve bilmelidir. Genelde aldatıldığında eşi suçlamak yerine karşıda olan kadını suçlama en tehlikeli durumdur. Pek çok kadın aciz ve zavallı rolüne bürünerek bu noktada kendini çok daha kötü duruma düşürür. Bunun yerine bir karar verilmeli ve ilişki devam edecekse karşılıklı bu konular tartışılmalı ve çözümlenmelidir.